Şu Ayasofya, şu Sultanahmet, işte köprü, Galata Kulesi. Ulan İstanbul, ben de sana kral olmazsam bana da 21 Kemal demesinler. Getirdiniz canlarım, ciğerlerim. Defol. Soyez le bienvenu, mademoiselle. Yukarıdadır odalarınız, buyurunuz. Milyoner Cevahirzade'nin servetini beyaz kadın ticaretiyle yaptığı anlaşılmıştır. Tahkikata önemle devam edilmektedir. Bu hususta edindiğimiz... Müsaade eder misiniz? Yusuf Palabıyıkyan, nereden düştü bu pilişler senin kümenden? Bana Palabıyıkyan deme, illet olurum çocuk! Saniyen sizin gibi işpenç horozlarından vakit kaybedeceğim, he? Yakar mısınız? Ha ne, şey, tabii matmazel cenaplara, ateş, istediğin ateş olsun! Bendeniz şıp deyi yanar da gene emrinizi icra ederim, kevork! Dayan abi, Sürevan Şatay'a karambolu yakaladın! Ama ben senin bildiğin... İyisin abi, iyisin gene, bakıyorum kapıda frikiktedir, ha? Kızlar gelir gelmez. Ha? Kızlar diyorum. Balemiymiş demiş, Londra bara gelmişler. İçerisine kaynıyor böyle kum gibi. Çok güzel. Burada. Bu taraftan buyurun. Bu taraftan şeyle buyurun. Hayır, hayır, yapamaz bunu! Ayse, bu böyle olmayacak. Dönüyorum, beni affet! Hayır! Fakat nasıl olur? Nasıl yapar? Kesikler, bir haberim var ki, bomba! Yok be, bale kuzları düştü değil mi? Oo, sen uyuyorsun oğlum, o haberin sakalı bitti! Şimdi şiştin haybeci, haberim o değil işte, 42'deki pilliç! Anladık be, uzun etme, Ankaralı kızı söyleyeceksin değil mi, ne olmuş? Daha ne olsun be, dalgası olan mühendis var ya, bu sabah... Dede! Desene bize, iş çıktı! Duydun mu sen şeftren, işler kızışıyor gibi görünüyor ha, değil mi? Efendim, bendeniz kaç gündür müşahede ediyorum, otelin saatleri daima birkaç dakika geri kalıyor. Malum haliniz, bizim meslekte her şey dakik olmalı. Bir dakikalık gecikme muazzam facialara sebep olabilir, on işten... Ooo, bana be, beş balalıkta bundan sabah sabah! İstanbul, Allah'ıma, Allah'ıma! Maalesef hayır, hesabı ödediyse filhal çıkıp gitti. Fakat nasıl olur? Nasıl olabilir? Daha dün Beşiktaş'ta ev bakmıştık. Bugünse... Teşekkür ederim. (Gülüyor)
Mega Aspas, ne olur? Bu nervöz krizleri için bir şeyler olacaktı şurada. Ufak bir kaza için bu kadar ağlama. Şey... Nasıl söylesem bilmem ki... Bir tuhaf oldum. Kendi bir de o kadar tutmak istedim halbuki. Öyle mi? Kusura bakmazsınız değil mi? Çok teşekkür ederim. Adı Aysel'dir. İyi kızdır. Başına geleni bilsen şaşarsın. Ben 20 sene tokatlayanda çalıştım, böyle şey görmedim. Aa, bir arzunuz vardı. Adana'dan telefon etmiştik ya yer için. Adım Kemal. Ha, bir dakika beyim. Ha evet, zatınıza bir yatak satı ayrılmıştır. Buyurun. Tanaşi, beyin bavulunu 44 numara çıkar. O çıksın, ben bir telefon edeyim. Hay hay beyim, derhal. Buyurun. Kabin istiyorsanız karşıdadır. Alo, alo. Selami Bey'le görüşmek istiyorum. Ha, siz misiniz Selami Bey? Ben Kemal. 21 Kemal. Az önce Adana'dan geldim. Oo, hoş geldiniz efendim. Cebbar Bey nasıllar? Öyle mi? Çok memnun oldum, mahsur oldum. Nasıl? Anlayamadım. Cebbar diyordum, size selam söyledi. Kendisi biraz gecikecek. O iş oldu diyor. 50.000 kağıdı bana vereceksiniz. Müsterih olun Kemal Bey. Cebinizde bilin emaneti. Ne var ki biz işi Cebbar Bey'le konuşmuştuk. Binaenaleyh tehdidi içinde kendisini beklemeyi tercih ederiz. Elbette değil mi efendim? Ele geçirilen şebekenin beyaz kadın ticaretiyle iştigal ettiği hakikatini meydana koymuş bulunmaktadır. İlk tahkikattan edilen kanaat, Cevahirzade'yi ihbar edenlerin rakip bir çeteden olması ihtimalini meydana çıkarmış gibidir. Hey, Tanaşi, Leon, Yusuf, neredesiniz haybeciler? Yarım saattir çay bekliyoruz burada. Affedersiniz, bir uyku ilacı rica edecektim. Maalesef mümkün. Verin mi? Ne var, hanım ne istiyor Ergun? Kuvvetli bir uyku ilacı istiyor, veremeyiz dedi. Ya, veremeyiz efendim. Reçetesiz veremeyiz. Geceleri uyku tutmuyor da ne olursunuz? Veremeyiz kızım, kanunen yasaktır. Reçetesiz veremeyiz. Affedersiniz, rahatsız ettim. Estağfurullah. Al asmağı. Ya rahatı fiddünya. Safa'ya geldiniz efendi oğlum. Nereden teşrif? Adana'dan. Hayali Niyazi bendeniz. Esasında Zenne Niyazi de derler. 25 yıl mukaddem Meddah Mazlum Bey'in heyetiyle Adana'ya düşmüştük. Mutat hilafına dehşetli kış olmuştu. Sebebi ziyaretiniz evlat. İş bulmak filan mı? Yok. Başka. Şu İstanbul'un metini çok duydum. İnsanı rakı gibi çarparmış diye. Bir de biz zorlayacağız senin anlayacağın. Güzel.
Bu şehir İstanbul gibi müslübahadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Öyledir öyledir ya. Adamın cebi dolu olmalı. Ne demişler? İşin, aşın, oynaşın en iyisi İstanbul'da. Biz de görelim diyoruz. Hem öyle filmde, gazetede değil, kendi gözümüzle. Beyoğlu'nun bir ucundan girip öbür ucundan çıkacaksın ki Allah'ıma Allah'ıma. Yükseklerde uçmak bir tabii güzel ve muhteşem. Lakin o miktarda müşküldür efendi uğrum. Zira yüksekten düşen derine düşer. Bunu nasıl yapar? Dün Beşiktaş'ta ev bakmıştık. Bugün gidip tutacaktık evi. Nikah muamelemiz bitmek üzereydi. Orhan artık yok. Koca İstanbul'da çaresizim. Tek başınayım. Alo? Evet. Nasıl? Adana mı arıyor? Pekala. Alo? Cebbar sen misin? Evet benim. Hayrola? Sen nasılsın? Az önce otele yerleştim. Ben yarın geliyorum. Nasıl? Yarın mı geliyorsun? Hayrola, bu da nereden çıktı? Vaziyet kötü 21. Lamı cimi yok, vaziyet kötü. Kendine mukayyet ol. Selami Bey'le konuştum. Boş koy şimdi Selami Bey, beni dinle. Bizi vurduracaklar. Daha buradan bir adam koydular ardına. Bir de orada varmış fedaileri. İyi ama neden birader durup dururken... Durup dururken değil. Yarın oradayım anlatırım sana. Çok şey var bilmediğin. Kendine mukayyet ol. Tombaladan oynayan tombalacı geldi. Yok mu? Yok mu tombaladan oynuyorum diyen? Tombala.
abi, var mı? Kaç oldu abi, gel. Tamam abi. Tamam abi, tamam, buyur. Hadi bakalım. Çekelim abi, çekelim. Ne şiştin Afiye? Tombala yine mi buradasın sen ha? Kaç kere söyledim gözümün önünde abi. Bizimki de ekmek dalgası. Ekmek dalgası abi. Gel bakayım çırpan olayım yap abi. Ses seni seni. Köpeğin olayım abi. Demedim mi sana dükkanımda oyun istemiyorum diye. Yap abi. Köpeğin olayım yap. Ses seni. Aman bu ne öfke, böyle korktum vallahi. Defol. Sağ ol abi. Hadi canım, içecek bir şey versene minnoşuna. Hem hani o küpeleri alacaktın bana sen? Seninki de böylesi ha. Süs yoluna gebermek lazım deseler gebereceksin. Dalgan iyice dağınık bakıyorum. Olmasın mı? Tam bir iş tuttuk, bir dükkan uydurduk şurada. Yeniden poliste başım belaya girsin ister miyim? Sen ister misin kendi payını? Aa! Sen polisten korkuyor musun ayol? Elbette. Sen de 5 yılını delikte geçir, sen de korkarsın. Sırtında yumurta küfesi mi var? Cevahirzade'ye rez çekersin öyleyse, olur biter. Ben bu işte yokum dersin. Herif zaten kodese düşmüş. Dalga mı geçiyorsun be? Ben kim, Cevahirzade'ye rez çekmek kim? Anama ağlatır halimallah. Şu telgraf gelmeseydi anlıyor musun, işler yoluna girmişti be Türkan. Tarla başında bir ev tuttum ama gör ne ev. Banyo, mutfak tamam. Benden oturmak ister miydin ha? Temelli mi? Temelli. Niye oturmayayım? Ben de bayılıyor muyum sanki? Terzi Seher'in hovardalarına karı taşımaya. Ağzın gül kokuyor. Kokma. Minnoş'una gül likörü verdin canım. Affedersin. Rahatsız mı ettik? Allah kahretsin. Başkasını bulamadılar mı gönderecek? Bir ben kaldım, bir de Fuat. Öbürleri hepsi içeride. Bari hakladın mı herifi yolda? Kolay mı o kadar yolcu arasında? Buraya getirdim. Balkan otelindeyim. Öbürü de peşinden gelecek. Öbürü dediğin kim? Siirtli cebbar vardır. Saatçi o. Cevahirzade'yi bunlar çiviliyorlar polise. İç şunu, titriyorsun. Yorgunluktan öleceksin. Yorgunluktan değil, korkudan. Bu Kemal için bela diyorlar. 2 gecedir de uyumadım. Bir çaresine bakarız, gel benimle. Acele karamarı düşürüyoruz bazen, burası işimize yarıyor. Yat sibar, akşama kadar uyu. Gece olsun, hayır olsun, tamam mı? Tamam. Kemal'i sen vurursun, öteki de benim, oldu mu? Kardeş payı. Yarı geceden sonra bir kuytuda kıstırıp 5 mermiyi de göbeğine gömer. Nasıl 5 mermi? Gürültüye kalabalık gelir. En iyisi bıçak bul. Bir bıçak. Ama herif bir bela. Yanaşılmaz ki. Şimdi sen doğru Balkan Oteli'ne düşeceksin. Kendine bir yatak bul, orada kal.
21 Kemal midir nedir onu göz hapsine alacaksın. Para mı umuyorsun? Ummuyorum, biliyorum. Bu herifler haybeye yapmadılar ya bu işi. Bir avantaları olmalı. Biz ceplemeyelim de ona buna mı yedirelim? Ne çakalsın sen, ne çakal. Dediğini yaparım ama önce Seher'e bir uğramalıyım iş için. Seher, size salınamazsın. Sana acele ediyoruz. Polis Adana ile irtibatımızı tespit etmeden, anlıyor musun? Gözünü ona göre aç otelde. Bir pantantif alır mısın o zaman minnoşuna ha? Alırım de gerisi kolay. Yaptın gene numaranı. Alırız, alırız. Para kokusu oldu mu? Bakıyorum korku morku kalmıyor. Yanmış harmanın öşürü mü olur? Hadi güle güle. Korkmaz mıyım? Adam vurmak. Yoğurt mu? Bahar rüyası. Arzu! Saman yolu. Kızıl geceler. Kilo alıyorsun cicim. Kahvaltıyı kaldır sabahları. Oh Violet, fevkaladeydin bugün gene. Ya. Nurten, ne yaptın o naylon sabahlı? Verdin mi Eleni'ye? Evet. İyi. Nasıl Eleni, güzel mi? Güzel, güzel ama... Aması ne? Çok korkaksın sen de. Görürüz, geliyor. Ayol bu ne soğukluk böyle? Minnoş'una bir hoş geldin yok mu? Çık Eleni sen. Türkan'a söyleyeceklerim var. Merak ettim basbaya. Neymiş acaba şu diyeceklerin? Nereden geliyorsun? Şey... Beyoğlu'ndan. Beyoğlu'ndan nereden? Hiç, berbere uğradım da. Hınzır'ın dükkanına gitmedin mi? Aa, üstüme iyilik sağlık. Allah kuru iftiradan saklasın. Sıllık! Ya bu küpeler nereden çıktı ha? Söylesene! Hınzır'ın hediyesi desene! Sanki benim kulağıma gelmiyor. Yapma! Bir daha gitmem! Vallahi gitmem! Billahi gitmem! Bir daha yapmazsın ha? Bir daha! Biliyorsun, Hınzır'ın başı belada. Böyle giderse polis bizim de yakamıza yapışacak. Halbuki sen keyfin için... Gitmem! Bir daha gitmem! Gitmem! Alo, kimi aradınız?
Bonjour Müşfik Beyciğim. Hayrola, bir emriniz mi vardı? Ah, rica ederim, rica ederim. Nasıl, perşembe gecesi için mi? Ah, hay hay efendim, emriniz baş üstüne. Kaç tane olsun dediniz? 3 mü? Oh, evet efendim. Tabii tabii, o da mümkün. Yeni mankenlerimize bayılacaksınız, pek şeker şeyler. Hürmetler ederim efendim, güle güle. Dua et telefona, yoksa seni boğabilirdim. Hınzır benim düşmanım, senin de düşmanın. Ne demek onun dükkanına gitmek? Aksine onu mahvetmek için bana yardım etmelisin sen. Nasıl istersen öyle olsun. Ama bir daha bana vurmayacaksın, değil mi? Söz ver. Yeriniz var mı Kevork? Hayır Kazım Bey, kompleyiz. Maalesef efendim. Adınızı lütfedersiniz bayan. Türkan. Talihiniz varmış, son yatağımızı da size veriyoruz bayan Türkan. Bunlar da böyle bir film bulmuşlar, anladın mı? Sabah süvari, akşam fil derken neşelerini buluyorlar. Hak yoluna feda bu can. Hadi oradan bostan patlıcan çat pat. Haram etme kendine dünyayı be kızım. Elini sallasan ellisi, vurma bıyıklısı, süzme afillisi. Şimdi sen ne diyorsun Şeftren? Bu kızı buradan araklayıp bu gece bir pavyon üzerine çalışamaz mıyız? Nasıl olsa antrenman dümeni yok yarına. Efendim... Af buyurun Yılmaz Bey, pek çıkaramıyorum sizin lakırdıları bir kerede. Ölü sahada pineklersen daha çok ofsayta düşersin. Dalgamıza bakalım. Gidin başımdan Allah aşkına, kendi derdim kendime yetiyor benim, bir de sizinle mi uğraşacağım? Sıktın ama, bize sökmez bu süt kuzusu numaraları. Aleme şapur şupur, bize ya Rabbi şükür, yok öyle hikaye. Delikanlı, bir dakika bakar mısın? Çer çöp orman kibarı, başlatma sahasından dakikandan. Başlatma. Bu belki öğretir sana kadınların yanında edepli konuşmayı. Şimdi görürüz. Özür dilerim. İleri geri laf ediyordu. Kendimi tutamadım. O nasıl söz? Bu bana ikinci iyiliğiniz. Tanımadığınız halde. Niye? Sabahleyin tanışmadık mı? Adım Kemal. 21 Kemal de derler. Saatinizi düşürmüşsünüz de onu vereyim diyordu. Sahi mi? Farkında bile olmadım şaşkınlıktan. Teşekkür ederim. Daha iyicesiniz ya. İyi veya kötü, ne fark eder? İstanbul burnumdan geldi. Her şey alt üst oldu. Yok canım. Laf konuşmayın böyle. Sizin gözleriniz var ki... adeta başka bir İstanbul. Başka bir memleket. Eşiğri Ceyhan, helal olsun bu yollar sana. Oldu. Bu gece bendensin ihtiyar. Geliyor musun? Geliyor musun ne demek? Şimdilik eyvallah. Dönelim. Geceniz hayır olsun. Güle güle. Eyvallah. Benim adım Ayşe. Neyim böyle maşallah? Alem yapma emirim. Felekten bir gece çalmaya. Sen nerelerdesin? Nerede oğlum? Yarışlarda oynadım, yine soyuldum. Eyvallah. Güle. Ulan be oğlu, Allah'ıma Allah'ıma.
15 yıl değil. Anlıyor musun ihtiyar? Tam 11 yıl bu İstanbul'u dinlemişim ben. Senden iyi olmasın. Siirtli Cebbar diye bir kirven vardır. Zamanında burada yaşamış. O anlatır bana. Anlamaz mıyım evlat hiç? İstanbul'un suyundan bir içen mutlaka veda edecek. Versen siz, ben... Ama bak, erkeklikte Cebbar'ın üstüne yoktur. Sonunda ne yaptı? Sattı 20 senelik saatçi dükkanını. Koyduk paraları cebe. Ver elini İstanbul. İyi mi? Ben efendi oğlum, aslen Kütahyalıyım. Çocuklar orada. Buzlar kaldık, belki dolgunca yövmeyle bir iş buluruz ümidiyle kalkıp... geldik. Ne geze? Orta oyununa çıkardık zaman. O da öldü. Karagöz oynatırdık, o da... o da öldü ya. Kütahya dediğin ne ki? Bir çarşı hepsi o. Benzer mi İstanbul'a? Burada da ekmeğimizi çıkaramazsa... Sussana biraz. Hayrola evlat? Bir şey mi var? Boş ver. Hiç, hiçbir şey. Ne gözlerdi onlar? Adeta başka bir memleket. Bir dakika bakar mısın? Hayrola, bir derdin mi var? Elinde delikli demir ardımdan gelip duruyorsun. Söylesene lan! Dursana hadi! Ne duruyorsun? Karşındayım işte! Niye peşimden geliyorsun? Biz arkamızda köpek gezdirmiyoruz. Leşini sererim bir daha görürsem. Yaşa ey Şiiri Ceyhan, tatveti kaharına kim dayanır? Boş versene sen. Bu gecenin içi çıktı, yürü dönelim otele. Diyeceğim şu ki bizim istasyon Allah'ın bir kırı. İn yok, cin yok. Ekspres geçecek de yataklı vagonlarda iki kadın göreceğiz Kevork Efendi. Var düşün gerisini. Anladım. Ekspreste yarı geceden sonram geçiyorsa elbet sizi de uyku tutmaz. Ya mesela şimdi... saat 0:53. Demek 11 dakika sonra tren istasyona girecek. Ben de orada. Bir saniye. Evet. Evet, derhal bayanım. 42'deki kızdır. Ankara'yı aramışımdı da. Alo? Evet efendim. Alo? Alo? Ankara mı? Mühendis Orhan Bey'in evi mi efendim? Nasıl? Rahatsız mı? Peki siz kimsiniz? Karısı mı? Karısı mı? Ne demek karısı? Orhan bekar değil miydi? Karısı. Halbuki
ki ben ona her şeyimi vermiştim. Mahvoldum. Mahvoldum. Ölüyorum. İstanbul'da tek başıma. Yapayalnız. Kimse onu kalamayır. Beni o kızdan. Sarayın kalamayır. Allah'ım, korktum besbelli. Ya, bileğini kesmiş ha. Pek derin değil Allah'tan, koş pamuk bul. Vah yavrum, vah meleğim. Çok mahcubum size de. Başınıza işler açtım gece vakti. Hele hele, zahmetin lafı mı olur kızım? Sen git yat ihtiyar, ben de şimdi gelirim. Pekala. Hepimize geçmiş olsun. Bak bu lafımı kulağına koy kızım. Yenilmek ayıp değil. Ama hayata yenilmek, hele genç yaşta yenilmek ayıp. Ölüm hiçbir şey halletmiyor ki. Ortadan kaldırıyor. Bir daha sefere yenerim diyemiyorsun artık. Ya. Bırakıp gitmesi koymuyor artık. Fakat evli olduğunu niye gizlemiş benden? Niye duygularımla oynamış anlamıyorum. Hafsalam almıyor. Evli miymiş? Evet. Artık eve de dönemem. Babam öldürür. Yapayalnızım. Boş ver. Ben yok muyum? Gün doğmadan neler doğar? Alo, buyurun. Vay kirve! Ne zaman geldin? Şş, bana bak, neredesin şimdi? Nerede? Gülhane Parkı'nda, Sarayburnu Gazinosu'nda. Oldu, tamam. Merak etme, şimdi geliyorum. Hey canım, cebbar. Hani demiştim ya dün gece, benim kirve gelmiş. Sen kıza göz kulak ol. Ben bir saate kadar gelirim. İn dereye dereye, ne ineyim dereye. Babamın parası yok beni evlendirmeye. İn dereye dereye, ne ineyim dereye. Babamın parası yok beni evlendirmeye. İn dereye dereye, ne ineyim dereye. Babamın parası yok beni evlendirmeye. Edalı yar, cilveli yar, onu bırak bana gel olur mu yar? İki hanım alanların cezası var. Endalı yar, cilveli yar, onu bırak bana gel. Ben Allah'sız şuradan bir hale bir şey al bana. Demek kaderde feleğin İstanbul'unda kadeh tokuşturmak da varmış Akir ve. Hem de Allah'ıma, Allah'ıma! Ama... Bırak şimdi amayı falan, hadi! Yoo! Gidişat kötü 21! İşler bildiğin gibi değil! Gördük! Ardıma biri eklendi dün gece, iyice tozunu aldım, bir şey yapacağı yok! Öyle mi? Ben amayı beğenmedim! Gelişimin esas sebebi de bu! Baksana bana!
Dükkanı anasının nikahına Selami Bey'e devretmedin mi sen? Dare. 50.000 kağıdı almak için seni bekliyoruz. Bir telefon tamam. İşin içinde iş var 21. Aldığımız para dükkanın parası değil aslında. Dalga mı geçiyorsun benimle Kirve? Yok canım yok, dinle. Adana'da sana söyleyemedim. Cevahirzade'yi içeri attılardı ya. Birisi ihbar etti de hani... Kadın ticareti dalgasına cürü meşhut yapıp... Boş koy, bana ne Cevahirzade'den bilmem kimden. Parayı cebimize koyduk mu İstanbul'un üstüne bir kral olacağız ki. Öyle deme 21. Cevahirzade'yi ihbar eden benim. Selami Bey'le 60.000 kağıdı anlaştım. Ne? Ne dedin Kirve? İstanbul'a düşsek diyorduk ya... para yok, pul yok... Cevahirzade'nin kırdığı ceviz de 1000'i aşmış... Selami Bey'in onu yıkmaya uğraştığı malum. Bunu ben ne zamandan beri biliyordum. Dedim ki Selami Bey'le uyuşursak... ne bilirdim ötekilerin fedailerini peşimize salacaklarını. Yeter be! Kafa bu be! Yanlış anlamadıysam birisi işimize burnunu soktu. Görelim o erkeği. Sen misin o? Git arkadaş git, başına bela arama, biz üç kişiyiz burada. Üçünüz bir adam etmezsiniz. Kanımı görmek de istediğiniz, alın bıçağınızı. Git arkadaş git, seni tanıdık. Kusura bakma, bir cahillik ettik. Yirmi bir, daha lafım bitmedi, konuşacak... Uzatma Kirve. İyi etmedin. Bak sayarım seni. Üstümde emeğim vardır. Ama iyi etmedin. Gideyim şimdi. Daha konuşursak dövüşeceğiz. İyisin bırak. 11'e doğru parkın arkasında buluşuruz, he mi? Sen de mücebba. Kirve dedik bağrımıza bastık. Uğruna dövüşmediğimiz adam kalmadı. Sen de mi madara edecektin bizi? Bilmeden başımızı aldık mı belayı? Zokayı fena yedin 21 Kemal. Göster kendini oğlum. Hayatta bir kapı kapanırsa mutlaka bir başka kapı açılır. Ben bunu tecrübemle bilirim. Bak yaş kaç? 57. İnsanoğlunu çalışmak kurtarır. O kadar. Daktiloluğa başladığımda 16'mı henüz sürüyordum. Şimdi 21'imi. Kaç yıl çalıştım bekledim. Niye? Ümit kapısı. Biri çıkar da karşıma belki evlenir... Onun da böyle... yabancı bir şehirde... bir otel köşesinde... yapayalnız... Ne demek yapayalnız? Biz ne günüyüz burada, ben yok muyum Kemal? İnsan insana her zaman lazım. Elinde bir zanaatında oldu mu? Ne umutlarla gelmiştim İstanbul'a. Ama içimde çıt diye bir şey kırıldı. Gözüm artık hiçbir şey görmüyor. Alıp başımı başka bir yerlere gitsem diyorum. Başka bir işler bulsam. Reis, telefondan arıyorlar seni. Uç bakalım. Ne beni mi? Hayırdır inşallah. Bir okulda karagöz oynatacaktık. Acaba o mu ki? Bir dakika. Hadi yak bir sigara minnoşundan. Pek efkarlı gördüm seni yavrum. Kahrını alır. Ben sigara içmiyorum ki. Sen de bu güzellik varken, oho, dert mi kalır? Baksana maşallah, boy dersen boy, göz kaş dersen yerinde. Sen çalışmak iste yalnız. Fakat ben... Hem öyle daktiloluk filan da değil. Çok daha temiz, paralı işler var sana göre. Seni terzi sehere bir götüreyim. Üstelik elimi de öper vallahi. Manken arayıp duruyor. Senden iyisi can sağlığı. İyi ama benim mi? Yo, mankenlik deyip geçme.
Çok karlı bir iş doğrusu. Ben de orada çalışıyorum. Baksana bir kere neyim eksik. Hem insan bu işte sosyete görür hem... Kusura bakmayın, bir işim vardı da acele gitmeliyim. Evet ama... Kendini bir halt sanıyor değil mi? Nazından edasından yanına varılmıyor mu alt tarafı? Çok gördük böylelerini. Sonra ocağımıza düştüler. Hem kendi ayaklarıyla. Sen buralarda mı kalıyorsun canım? Adım Yılmaz. Kendim futbolcuyum. Göztepe'den yeni transfer oldum Feriköy'e. Öyle mi? Ben bayılırım futbolculara. Gel bir kadeh bir şey içsene minnoşunda. Korkma canım, ya, yemem seni. Hadi gel. Ne sert vücudun varmış senin böyle. Bütün futbolcuların da sert midir? Serttir ya, ne sanmıştın? Sen de az değilmişsin hani. Nereden öğrendin bu filmleri böyle? Hayat bu. Her zaman insanın zengin futbolcu sevgilisi olmaz ki. Sırasına göre. Allah Allah. Ne bildin mangır tuttuğumu? Kendin söylemedin mi minnoşuna yeni transfer oldum diye? Kim bilir kaç papel aldın. Pardon doğrusu. Bakıyorum laf sektirmiyorsun. Bir şapka gördüm Beyoğlu'nda şık mı şık. Alıversene minnoşuna. 40 yılda bir sayende hanım oldu. Nereden karşıma çıktın be? Adama pusulayı şaşırtırsın sen, anlıyor musun? Aa bak, sen de beni allak bullak ettin. Kemal diye birini soracaktım sana. 21 Kemal. Adanalı mı ne? Sana ne Kemal'le mi? Yoksa ondan da mı alışverişim var? Böyle konuşma minnoşuna, sordum işte. 21 Kemal ismi tuhafıma gitti de. Ne biçim bir adam bu? Nereye? Benden mi kaçıyorsun? Yok. İstanbul'dan. Tahammülüm kalmadı. Ankara'ya mı yoksa? Oraya dönecek yüzüm var mı ki? Burada dersen kim kime dumduma. Boş ver. Ben de bozuk çalıyorum esasında. Ama boş ver. Hiç ummadığın anda bir de bakıyorsun ki oho, kirve deyip bağrına bastığın 60 kazı, iyi mi? Şöyle gülümse biraz. Gidip İstanbul'u bir dolaşalım ha? Nasıl olsa boşuz ikimiz. Alo? Alo? Ha? Selam Bey, sen misin? Ben Cebbar. Adana'dan Salim'en geldim. 21 ile konuştuk. Emaneti almak için seni arayacakmışım dedi. Cevahirzade tek durmuyor ki. Fedailerini taktı peşimize. Bizi vurduracak. On işten emaneti bir ay evvel verirsen... Pek şaştın bu işe Cebbar. Pek tacip ettim. 21 seni kafese koymuş. Ben ona paraları dün teslim ettim. Ya ayağını denk al. Aldatıyor seni. Bana bunu mu yaptın 21? Bana, kirvene! Askerlikten çırılçıplak dönmüştün, elinden kim tuttu? Ben! Sana yumruk vurmasını kim öğretti? Ben! Sonra da şimdi kalkıp... Eğer bunun aslı varsa 21, senden bunun hesabını sorarım. Peki, niye 21 diyorlar sana? Sanat mektebine yazılmıştım, numaram 21'di.
Oradan kaldı. Hoş sonradan terkledik ya okumayı. Ben de orta ikiden ayrıldım. Niye? İyisi var mı? Cebeci'de iki odada oturuyoruz. Beş nüfus. Babam ufak bir terzi. Kedi ne ki budu ne olsun? Ben de çalışırsam diye düşünmüştüm. Ne oldu çalıştığında? Hava. Ben de birkaç yıl tornavida kakaladım önceleri. Sonra baktım ki iş yok. Çalışmazsan neyle geçineceksin? Aklım ermedi bu işe. Kendine iyi bak, hızlı yaşa. Bu işin raconu bu. Ötesi fasafiso. Belki de doğru söylüyorsun. Belki ben de çalışmasaydım Orhan'a rastlamayacaktım. Karlı bir gündü. İşten dönüyordum. Sende de bir gözler var ki yani. Göz değil bir başka İstanbul. Gel. Şu karşıları nereler ki? Bilmem. Belki Kanlıca. Belki Küçüksu. Belki de Kuzguncuk. Bir evi olmalı insanın oralarda. Ama öyle kümes gibi değil ha. Esaslı bir ev. Çocukluğum kendi başıma bir odam olsa hevesiyle geçti. Sonraları hep bir evim olsa diye düşündüm. Kim düşünmez ki? Ben. Sahibi? Niye? Ben macera severim esasında. Buraya niye geldim? Bir dümen uydurup volümü vurmaya. Adana ufak yer, bizi açmaz. İstanbul'un Beyoğlu'nda borunu öttüreceksin ki Allah'ım Allah'ıma diyorum. Ama ne dedin az önce? Bir evi olsa insanın buralarda. O niyeydi? Ben? Bilmem. Yanımda sen varsın ya, belki oradan aklıma geldi. Tuhaf bir çocuksun sen. Durup dururken insanı güldürüyorsun. İnsan hep böyle gülebilse. İşte otele geldik. Şimdi bana müsaade. Aa, o da nereden çıktı? Hiç, biraz işim vardı. Sen şimdi çık gel. Yarın sabah görüşürüz. Oldu mu? Hı hı, oldu. Utanmadan geldin değil mi? O nasıl laf Kirve? Sen kendin daha iyi bilirsin. Bilmiyorum, anlat da öğreneyim. Parayı selamiden yürüttüm değil mi? Nasıl? Parayı bana mı vermiş, yalan? Bırak numarayı 21, yakışmıyor sana. 50.000 kağıdın üstüne tek başına oturmak istedin değil mi? Biz ihtiyarladık ama daha ölmedik henüz. Ayıp ettin Kirve. Sen beni kendin gibi kalleş mi belledin? Adımı benden habersiz çirkefe bulamışsın, sustuk. Ama bu kadarı fazla artık. Fazla da ne? Sen daha dünkü döl, beni boğuntuya mı getireceksin? Çocuk olma Cebbar. Selam Bey dediğin köpek uyutmuş seni. Kalk gidelim, yüzleşelim istersen. Bırak bu ağızları. Çık paraları görelim. İleri gittin ama. Kalleşlik etmesene.
Parayı alsam tüyerdim ben. Ne diye seni bekleyeyim? Tüyerdin ha? Tüyerdin he mi? Hey, kendine gel! Cebbar! Deme artık! Bana bunu da mı yaptın? Cebbar! Cebbar, ben vurmadım seni! Duyuyor musun, ben vurmadım seni! Bana bunu da mı yaptın? Şu taraftan atıldı. İki kişi görür gibi oldum ben. Şu taraftan koşarak gittiler. Müdüriyete telefon etmeli. Bu ölmüş. Cebbar'ı vurdular. Şimdi sıra bende. Bu hafta sürpriz oynuyorum abi. Baba tuttu balık yan gider. İkili bahiste şehbede şans tanımıştım ki ağlarsın. Saat kaçı oldu? Vay şiştin değil mi? Bana bak haybeci, öyle vırt zırt offside çalmasana. Görüyorsun dalgamız dağınık. Tabii oğlum, karıların hey dediğine inanırsan yandın. Seni karılar, beni de yarışlar mahvedecek. Ya. Ne filmdir anlamadım. Saat 11 tak oradayım diyor şıllık. Saat oluyor 12 bilmem kaç. Ona bu boşuna mı süslü Türkan demişler. Bırak bu dalgayı. Karı mantanitosu yüzünden 3 aydır takıma giremiyorsun. Geldi. ...8 gün oldu. Yoksa bir kolayını bulamayacak mıyız? Karagöz meraklısı kalmamış ki İstanbul'da. 28 gün sade suya çirit. Böyle otel köşelerinde. Efendim, safalar getirdiniz. Ne de olsa meslek aşkı. Az önce elime iliştiler de... Lan Hacı Cavcav, nerelerdesin? Araya araya bir hal oldum seni. Beter ol, beter! Ben bu şehir üstüne kral oldum artık. Efendim? Kral oldum diyorum. Marul mu oldun? Yok, salatalık. Ulan Hacı Cavcav, bu seninki bir hayali ham. Önce kendi kaderimize hükmedelim. Karagözüm, senin idrakin kıttır. Anlamazsın bunları, cahili cühela sayılırsın. Sen de ukala sayılırsın Hacı Cavcav. Yıktığın perdeyi eyledin viran, varıp sahibine haber vereyim hemen. Kusura bakma evlat, latife latif gerek. Ben de karınca kararınca... Heh. Uzatma ihtiyar! Uyumana bak! Oh. En büyük kral kim bu dünyada? Ölüm! Gerisi fasarya! Bana bunu da mı yaptın 21? Bana bunu da mı yaptın? Cebbar, ben vurmadım seni! Duyuyor musun, ben vurmadım seni!
Ayşe. Ayşe. Şşt, benim Kemal. Bir dakika bakar mısın? Başım dertte. Az önce Cebbar'ı vurdular. Şimdi sıra bende. Bir türlü bırakmadın gideyim. Seher geldiğimi duysa kemiklerimi kırar. Başlatma seherinden. Dalgalandırma dedik. Kafam bozuk. Kafam bozuk Bilal. Ne yapalım bozuksa? Ölelim mi? Bir dükkan, bir ev sahibi oldun diye için gidiyor artık. Matah şeker. Bak ben korkuyor muyum? Adamın içinde ateş olmalı. Baksana, gene gül kokuyor mu ağzım? Bu herif mi? Evet abi, Adana'dan geldi. Hınzırın orada yatıp kalkıyor. Kim o? Aç! Benim ben! Fahri! Yak ışığı! Akşamdan beri peşlerindeyim. Para dalgasına birbirlerine düştüler. Gözleri dönmüştü ikisinin de. Cebbar'ı vurdu. Değil mi? Tetiği bir çektim, hiç kimse görmedi. Taşlar vardı ki müthiş. Artık kurtulduk sayılır. Öyle mi sanıyorsun? Onu bunu bilmem. Ben sıramı savdım. Dangalak sende. Tahariler diyorum, anlasana. Sabahtan beri dükkana biri gitti, biri geldi. Çakmıyoruz sanıyorlar ama biz kaçın kurasıyız. Anlaşılan Adana ile bağladılar bizi. Bu iş yer. Ben anlamam, ne diyordun kardeş bayı? Ben sıramı savdım. 21'i indirmek sana düşer. Kesme! Vurma! Ne olursa vurma! Sonra? Sonrası bu. Cevahirzade'nin adamları İstanbul'dalar. Beni vuracaklar. Peki, öbür adama gidip konuşsan, böyle böyle diye Cebbar'ı vurdular filan diye paraları verir belki ha? Kim, Selam Bey mi? Bırak şu kalleşi. O da karı tüccarının teki. Bunların alayı namussuz. Hem nerede bulacağım gitmek istesem de. Yerini bilmiyor musun? Yok. Herhal Cebbar biliyordu. Bende sadece bu telefon numarası var. Ama inanmıştım. Yanlış bir adamdı. Aldattı beni. Sen bir yol tutmuşsun. Demek yanlış bir yolmuş. Bu koca İstanbul'da yapayalnızız. Yalnız, yabancı, belalara batmış. Bir ustura ağzında gibi. Düşmemek için birbirimize tutunmalıyız. Herkes birbirine tutunmalı. İhtiyar haklı. Her şeyden önce bir iş bulmak lazım. Ne iş yapardın eskiden? Ben mi? Elektrikçiydim. Ama kabadayılık dalgasına yıllar var ki elime tornavida almadım. Almak da istemem. İkrah gelmiş ki içime, işte o kadar. Yo yo, böyle deme. Ben daktilomun başına dönmeliyim Kemal. Sen de tornavidanı eline almalısın. Kapat bu tornavida lafını! Alemin enayisi biz miyiz? Başka dümen bulacağız elbet. Ay! Ah! Hadi pazarlığımızı unuttun mu? 21 Kemal'i sen, Cebbar'ı ben.
Ne diye cebbarı vuruyorsun öyleyse? Ay ay, ay. Ne olur yapma abimiz. Hı? Ben sıramı savdum. 21'i vurmak sana düşer. Bak hala söyleniyor. Hem bunlar haybeye yapmadılar ya bu işi, garanti para aldılar. Sen de cebbarı indirince üstünde bulduklarını direkt cebine, değil mi? Yanına varamadım. 21 üstüme koştu, zor kaçtım elinden. Namussuzum bu böyle. Şimdi sıra senin. Öyle mi? Gösteririm sana sıranın kimde olduğunu, ödlek doğumu. 21'i sen vuracaksın, o kadar. Çabuk git gözümün önünden, elimden bir kaza çıkacak yoksa. Şuna bak şuna. Öbürüne ötlek tohumu diyor, kendi daha çok korkuyor. Madem ki öyle anlaştınız. Bana bak Türkan, üstüme gülme, fena yaparım. Şey, şaka yaptım canım, sinirlerim bozuldu da. Besbelli bir şey, para var bunlarda, onun için dövüştüler. Kemal cebbarı koklatmak istemedi. Fakat Kemal'i nasıl tuzağa düşürmeli? Nasıl mı, ben biliyorum. Ama sana söylersem o fantantifi alır mısın minnaşına, hı? Ben sıramı savdım. Yalan bir yani. Şimdi sıra onda. Kim olduklarını bilsem kolay. Ya da nerede olduklarını. Çekerim silahı, çıkarım karşılarına. Ama böyle boşlukta beklemek bela. Zoruma gidiyor. Unutmaya çalış. Tetik bulun. Yarından tezi yok, iş aramaya başlayalım. Belki de bir hayır vardır bunda. Çok geç oldu, kusura bakma. Seni uykusuz bıraktım. Ödeştik. Dün gece de ben seni uykusuz bırakmıştım. İyimser olmak lazım Kemal. Hem sen diyordun ya gün doğmadan neler doğar diye. Taksi hazır. Eksik olma. Bir de sen say Kazım efendi. Olur. Vay şeftren, iznin bitti mi ha? Yok, bitmesine bitmedi daha. 15 günüm var, var olmasına var ya. Malum haliniz, biz bozkırda tenhalığa alışmışız. İstanbul'un daha dağısı... Boş versene, tozuttu mu sen? Daha bir alem bile yapamadık abi. Nasip değilmiş. Zaten pek bir şey anlamadım İstanbul'dan. Ekspres'e bakar kendime göre bir İstanbul düşünürdüm. Halbuki... Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar beyim. Yine bekleriz. Güle güle. Hadi oku bakayım. Maktul Siirtli Cabbar'ın Cevahirzade'yi ihbar eden şahıs bulunması, cinayeti işleyenlerin Cevahirzade'nin İstanbul'daki adamları olması ihtimalini çok kuvvetlendirmiştir. İlk tahkikattan edilen kanaat... Ah ulan ah, benim elime geçecek ki bu deyuslar, çiğ çiğ yiyeyim hepsini. İyisin gene Tanaşı, yumuldun paralara. Yap bre Yılmaz abi, hepsi budur. Yılmaz efendi, Yılmaz efendi! Türkan hanım gelmişse teminde beni seni sorar. Hayatını öpeyim Mesut Palabıyıkan, sen de olmasan. Bana Palabıyıkan deme, illet olurum. Canım görmüyor musunuz ki, teşrifatıyla meşgulum ben. Hey Allah'ım, hey! Defol! Çık dışarı! Bana bunu da mı yaptın 21? Bana bunu da mı yaptın? Cebbar! Seni ben vurmadım! Duyuyor musun? Seni ben vurmadım! Yeter be! Topunun iflahını kesmezsem... Selami Bey sırtlanından başlayıp...
İşte Kemal, iş buldum, otur da anlatayım. Ne iş? İş olacak daktiloluk. Senin için de elektrikçilik çıkacağı muhakkak. Evi onlar veriyorlar. Üstelik 600 lirada para. Ne kadar sevindim bilemezsin. Hiç ümidim yoktu. Nerede bu iş? Murgul'da. Murgul'da mı? Neresi orası? Neresi ise. Maden işletmesi varmış. Fena mı? Yeni bir muhit, başka insanlar. Burada kalıp yürek tüketeceğimize, ha? Hoşuna gitmedi mi yoksa? Bak Aysel, ben seni sevdim. Ne dedim daha ilk görüşümde? Gözlerim var ki dedim Allah'ıma Allah'ıma. Ama biz 21 Kemal diye bina mı yapmışız? Tam işler kızışınca koyup gidersek ne derler? Sonra korktu demezler mi? Fakat hayatın tehlikede Kemal. Yo yo, sen bu işe karışma. Hele şu ufaklıkların haddini bildireyim. Ondan sonra da seninle... Elde silah dövüşeceksin değil mi? Belki vuracaklar seni de. Kaldırımların üstünde resmin çıkacak. Bunu mu istiyorsun? Hani çalışmak demiştik. Gün doğmadan demiştik. Ben de inandım. Hediye bile aldım sana. Yeni işinde. Kullanırsın diye. Bunca yıl İstanbul diye süründüm Aysel. Tam dengine getirmişim. Bir tornavida dalgasına kapılıp gider miyim hiç? Seninle başka şeyler konuşacağız diye gelmiştim. Bırak bunları şimdi. Benimle geliyor musun? Hayır. Gelmiyorum. Sen tornavidanı eline al Kemal. Ben de daktilomun başına döneyim. Alo, Selam Bey mi ha? Ben 21 Kemal. Bana bak kalle şerif. Cebbarı senin yüzünden vurdular. Cevahirzade'nin adamlarıyla birbirimize giriyoruz. Bir de bana iftira etmişsin, paraları verdim diye. Pek şaştım bu işe. Pek tacip ettim Kemal Bey. Niye mi? Cebbar seni kafese koymuştu ondan. Tabii, tabii. Ben paraları asıl ona teslim ettim. Dün geldi aldı. Demek sanat vermemek için böyle bir yalan kıvırdı. Bırak tıraşı da sözüme kulak ver. Ya yarın akşama kadar erkek gibi çıkarsın karşıma... ...sana Cebbar'ın ölümünü kustururum... Ya da elimdeki telefon numarasını polise vereceğim, marifetlerini de anlatarak. Varsınız, ne diyeceğimi bilemiyorum. İç demeliyim, iç. Dökülen mey, kırılan şimşir indan olsun. Otlamayalım, moruk, otlamayalım. O melek suretinde, bak biraz yüzüme ey ma! Aman ihtiyar sende, ne bu hal böyle? Haydar, haydar var ya, bugün at yarışlarında tonla para kazanmış. Herkese ısmarlayıp duruyor ya. İç bade güzel, sen var ise aklı yok. Sen çok mumayın, çok. İkiye, bir barbunya, var mısınız, var mısınız? Thank you.
İlle belaya mı bulaşmak lazım yaşamak için? İlle namussuzluk etmek mi lazım? Peki! Atuf Paşazade Rıfkı Bey rahmetli derdi ki, İlahi Niyazi derdi, sen zenneye çıktın mı kadından ayırmak ne mümkün? Veli nimetimiz efendimiz, nur içinde yatsın. Orta oyunu öldü, Karagöz öldü. Biz niye yaşıyoruz bilmem ki. Hayatta adam kıymeti bileceksin öyle mi? Yoksa niye Sahil Çılmaz'ı Göztepe'den transfer ediyorsun değil mi? Değil mi? Takımda yerimi oynayan Hücün tek yıldızdan yukarı aldığı var mı gazetelerde? Yok. Kalp kalbe karşıdır derler ya. Doğru. Eninde sonunda anlaşacağımız içime doğmuştu benim. Anlat şimdi minnoşuna efkarını. Bir iş var demiştiniz ya hani. Ha benim güzelim, senin derdin iş olsun. Bu boyla, bu boz, bu güzellikle mankenlere kraliçe olursun sen. Şimdi hadi de minnoşuna, şimdi götürsün seni. Hadi. Evet, kim? Ha? Sen misin Türkan? Ne? Sahi mi? Ne zaman? Deme be. Peki peki, sabaha kadar mı? Evet. Ala ala, gerisini bana bırak. Ne olmuş ki? Türkan 21'in gacosunu yürütmüş. Bu gece iyi kullanabilirsek buna ha. 21 kendi ayağınla gelecek ölümüne tıpış tıpış. Nasıl yani? Hayvan gibi tıkanacağına kafanı çalıştır. Bu gece bu iş bitmeli. Ya evru ya mevru. Saat 11'e doğru otele bir telefon. Ulan 21, gaconum sağ görmek istiyorsan düş ayağınla buraya. İkimiz de saklandık mı şöyle, o 21'in dumanını savurmak işten değil artık. Bak 21, cabbarı vurduk seni de vururuz. Elimizdeki gacoyu da. Hem onu hem canını kurtarmak istiyorsan paralarla gece yarısı... Evet. Spor maharet salonu. Tamam. Paralarla geleceğim. Ve de silahsız. Sizi sırtlan döller sizi. Silahsız ve paralarla. Öyle mi? Görüşürüz. Merhaba 21. Merhaba 20. Merhaba 23. Asıl krallık nedir bilir misin sen? Ölüm, ölüm. Hey, dur. Saat 11 oldu. Oteli tımarhaneye çevirdiniz. Müşteri var, uyuyan var. Bunca seni tokatlayanda çalışmışım. Böyle kepazelik görmemişim. Eğer Aysel'i vurdularsa... Yok mu ya? Kemiklerini ufalarım topunun. Allah'ıma Allah'ıma diyorum. O eski püskülerden kurtulunca nasıl da pası silinmiş gümüşe dönüverdin. Bu kadar kolay olmamalı. Ama bu kadar kolay olmamalı. Niye zor olsun? Maşallah endamın münasip. Dur bakayım. Mükemmel. Biraz da tecrübe edinirsen sultanlar gibi yaşarsın. Bak, bütün bunlar senin. Olacak şey mi bu? Aklıma mı gelir? Yıllarca otur daktilonun başında ömür çürüt. Halbuki... Müşfik Bey sabırsızlanıyor hanımefendi. Tamam Eleni, geliyoruz. Peki efendim. Hadi gidiyoruz. Fakat... Kendini sıkma cicim. Rahat bırak. Tıpkı denize girer gibi. Kendini salıverirsin, su seni götürür. Hakikaten güzel. Oh, nerelerde kaldınız canım? Ha? Bizi bırakıp gittiniz sandık. Çok şükür gelebildiniz. Özür dilerim Müşfik Beyciğim. Sizden de beyefendi. Fakat gaybubetimi bağışlayacağınızı umarım. Zira bakın kimi getirdim size. Ankaralı misafirimiz... İnci Hanım. Kendisi bundan böyle... mankenlerim arasına katılıyor. Oh, bu ne sürpriz. Bunu ıslatmak gerekir. İnci Hanım'ın şerefine. İnci Hanım'ın şerefine.
Niye hepsini söndürdün? Burnumuzun dibini göremeyeceğiz. Sen söndür demedin mi? Ha. Öyle mi bak? Tamam. Şimdi gelir. Parayı getirir mi dersin? Şaşmaz. Gazete ne yazıyor? Cebbarın üstünde bir şey çıkmamış. Para bunda asıl. Getirecek bu gece. Gacıya kıymet veriyorsa getirecek. Şaşmaz. Getirirse sağ koyacak mıyız? Onu sağ koysak, Cevahirzade bizi sağ koyar mı? Onu vursak, tarihlerden paçayı nasıl sıyırırız? Orasını sen düşün. Ne demiştin kardeş bayı? Biri senin, biri benim. Ben Cebbar'ı vurdum. Demek sıra sende. Gel benden. Bak sen burada duracaksın. 21 gelince önce seni görecek. Ona diyeceksin ki... Dur! Kaldır ellerini! Yürü! Kımıldarsan vururum! Cebbar'ı da vuran sen misin? Paraları getirdin mi? Ne parası? Aa, evet. İstersen vereyim, al. Ne Kemal, İncan, benim adım Müşfik. Ne çabuk unuttunuz. Ha? Şaka mı bu yoksa? Bırakın beni. Bırakın, dokunmayın bana. İncanım. İncimici değilim ben, adım Ayşe. Ayşe olsun, iyi olsun. Bırakın. Yapamadım Kemal. Yapamadım. Yapamadım. Ölüm kadar zormuş bu da. Söylemeliyim. Telefon etmeyecek misin? Alo? Alo? Emniyet müdürlüğü mü? Mühim bir ihbarda bulunmak maksadıyla taciz ediyorum efendim.
Evet, lütfen bir kenara kayıt buyurun. Cevahirzade'nin iki adamı şu anda birkaç gün evvel Adana'dan gelen 21 Kemal adında bir başkasını ya öldürdüler ya öldürüyorlar. Nasıl, nerede mi? Spor Maharet Salonu Beyoğlu, Süslü Saklı Sokak. Tamam. Cevahirzade'nin kuyusu. İyi misiniz arkadaşlar? Rui, sen şu kızın peşinden git. Dikkat, dikkat! Burası bir numaralı devriye ekibi. Üç dakika sonra kaçakçı Terzi Seher, Namı Değer Selam Bey'in evini basıyoruz, tamam. Söyle nerede Ayşin? Söyle, söyle köpek! Yürüyün çocuklar! Tamam çocuklar, başlayın! Arayın şunun üstünü! Bunu tanıyor musun? Yok, hiç görmedim. Belli. Telefon nerede, telefon? Benim adım Kemal. Adana'dan geldim. Bu adamları tanımam esasında. Telefon nerede? Ha, peki. Fakat bırakın da vaziyeti anlatayım. Sonra anlatırsın. Alo! İlk yardım mı? Ben komiser Demiroğlu. Ambulans rica edecektik. Evet, Beyoğlu Süslü Saksı Sokak. Bir şey buldunuz mu? Hayır. Hala, bunu alın, anlatacakları varmış, dinleyin bakalım. Siz bir şey çıkarabildiniz mi? Onu bulduk. Neymiş o? Tamam. İşte bu telgraf mühim. Cevahirzade ile Hınzır'ın rabıtası apaçık ortada. Yasak! Yasak hemşire! Bırakın! Sakın Kemal! Bırakın olmaz. Beni! Çok rica yasak. Ederim! Yasak! Gireyim lütfen! Ha, geldiniz mi? Aşk olsun ya! Bu yakayı sıyırmış galiba. Bana bak, nöbetçi doktora söyle. Belki morga isteyeceğiz sonra. Allah'ım! 21 Kemal diye biri var ya, bu o. Hadiseye tesadüfen karışmış. Olsa olsa şahit olabilir ancak. O kadar mı? O kadar. Ama doğrusu Hınzır'ın yakalanmasında faydası dokundu bize. İyi ya, gel bakalım delikanlı. Ararsak seni nerede bulacağız? Büyük balkon oteli var ya, orada kalıyorum. Ha. Adresini kaydedip salıverin. Kemal! Ayşe! Kemal! Ayşe! Ay, ne kadar korktum bilsen. Zaten Türkan'ın ağzını hiç beğenmemiştim, meğer içime doğmuş. Sakin ol. Telaş etme. Ben de bir ara tamam dedim. Aysel'in kılına dokundularsa... Bıraktılar mı seni? Serbest misin artık? Yine verin! Evet. Gel.
İhtiyar haklıymış Kemal. Hayatta bir kapı kapanınca mutlaka bir başkası açılıyormuş. Doğru. Artık ben tornavidamı elime almalıyım. Sen de daktilonun başına geçmelisin. Bir de ev tutarız. Küçük suda mı olur, Kanlıca'da mı olur? Allah'ıma Allah'ıma diyorum ki o kadar işte.